ait şekilde çeşitli kuruluşlar var. Biraz sonra bu kale kentin içine doğru ineceğiz. Limanını yine görmektesiniz. Dubrovnik'in limanını. Sorun Change Office'lerde var yine. İsteyenler değişebilir. Bu nedenle hatta karantina 40 sayısı bu dilde karat'a yakın bir kelime anlamı var. Karantina kelimesi de bu Dubrovnik'teki 40 gün bekletilme olayından sonrasında bu şekilde türemiş karantina sözcüğü de. Burası UNESCO tarafından 1971 yılında koruma altına alınıyor. Gün geçseniz içerisi müze dolu. Bitecek bir şehir değil. İlk önce onu da söyleyelim. Şimdiden sonra birkaç noktayı göstererekten devam edeceğim. Sırplar tarafından 1992 yıllarda savaş sonrası bombalanıp ve 3 ay bulunduğumuz burası UNESCO tarafından 1970'li yıllarda koruma altına alınan burası bombalanıp ve şu yuvarlaklar ve turuncu renkler bombanın hasar verdiği, zarar verdiği yerleri göstermektedir burada Dubrovnik'te. Dubrovnik'te Balkanlarda son dönem turizm sektörünün hızlandığı bir bölge. Özellikle komünizm döneminde Avrupalıların ucuz turizm bölgesi olarak başlattıkları turizm bugün Dubrovnik'te herhalde Avrupa'nın belki en pahalı yerlerden birisi durumuna gelmiş durumda. İnsan var. Çeşitli yerlerden ülkelerden insanlar görüyoruz. Evet. O zaman bir belgesel görüntülerle çektik bakalım. İzleyelim. Dubrovnik neresi? Hırvatistan nasıl? Osmanlı döneminde 1400'lü yıllarda fethedilmişti. Bağımsız özerk bir bölge haline getirilmişti. 4,5 milyon nüfusuyla Dubrovnik, Hırvatistan, Dubrovnik önemli bir merkez. Dubrovnik'teyiz, Hırvatistan'dayız. Merhaba, merhaba. Evet, şimdi kalenin liman kapısından gerçekten görünmeye değer muhteşem bir yermiş ya. Farklı bir havası. Dünyanın dört bir tarafından da turist alan bölge. Ahmet Bey de gelmiş buraya yani. Merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar çok şey kaybettik. Nasıl? Memnun oldunuz mu efendim? Nasıl çok memnun olduk. Dostum çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, Dubrovnik önemli. Osmanlı tarihi için önemli. Bizde de Sultan'da görüyoruz. Muhteşem manzara gerçekten insan etkileniyor. Evet.
Yine bakalım. Değerli izleyenlerimiz, böyle dolaşırken Dubrovnik'in meşhur kalesi içinde, kale şehrinde dolaşırken iki yakışıklı gence rastladık. Kocaeli'li, Manisalı. Kocaeli ve Manisa. Dondurmalarınızı da şöyle afiyetle yiyin. Nasıl buldunuz bu şehri? Güzel bir şehir. Güzel, turistik. Bizim Akdeniz kıyılarındaki sahil şehirlerini andırıyor. Gerçi belki bir Bodrum değil. Bodrum biraz daha kaliteli gibi görünüyordu bize ama yine de gayet güzel diyorsunuz. Nasıl geziyorsunuz beyler? Nasıl geldiniz buraya? Nereden geldiniz? Turla mı geldiniz? Gelmeden önce plan yapıyoruz. Saraybosna'ya geldik. Nerelere gideceğimizi, göreceğimizi ayarladık. Teker teker baka baka buraya kadar geldik otobüslerle. Podgorica'dan, Karadağ'dan geldik İstanbul'a. Sizleri tebrik ediyoruz. Evet, gezin, seyahat edin diyor. Sıhhat vardır diyor Allah Resulü. Biz de böyle seyahat edenleri görünce seviniyoruz. Hele Dubrovnik gibi tarihi bir şehirde, hele geçmişte Osmanlı ile ilişkisi olan bir şehirde dostları bulmak çok güzel. Bir yer sallayalım. Dubrovnik kale içerisini geziyoruz. Enteresan, dar sokaklar, geçmişi bir hayli eskilere dayanan Dubrovnik. Görülmeye değer bir yer ama müthiş pahalı bir yer. Dubrovnik sahildeki kenti, kale içerisindeki büyük surlarıyla Dalmaçay kenarlarındaki en önemli merkez olarak turistik bölge diyebiliriz. Bombalar yağar ama o savaştan hemen sonra burası çok sayıda turist alır. Ve gördüğümüz gibi dağ taş turisttir. Hırvat? No. No. Belçik? No. Deutschland? No. Poland. Polonya? Yes. Varşova? No. Varşova. Okay. Polon. Polon? Yes. Evet, gördüğünüz gibi hep Polonyalılar ve Polonya'dan buraya gelmişler. Selam Polonya. Varşova. Varşova. Var. İstanbul, Varşova. Türkiye. Jurnalist? Jurnalist. Jurnalist. Ve sıcakkanlı insanlar, hakikaten neşeliler ve Polonya'dan buraya gelmişler biz de. Bay. Bay. Dur durak demeden geziyoruz Dubrovnik'i. Hele kalenin surlarını görmek, o surların ihtişamlı güzelliğini temaşa etmek gerçekten müthiş. Dalmaçya sahilleri ve Dubrovnik'in Bosna'dan gelirken o muazzam dağlar, başı dumanlı dağların eteğindeki o sahil gerçekten Dalmaçya sahilleri görülmeye değer bir yer. Dubrovnik görülmeye değer bir yer. Ancak çok ciddi pahalı ve müthiş bir bölge. Her şeyden para çıkarmaya çalışıyorlar. Adalarıyla, sahilleriyle birçok bölge var. Turizmin adeta merkezi. Arkadaşımız şimdi sizlere o güzel görüntüleri göstersin. Dünyanın birçok ülkesinden de turist almış durumda bu bölge. Eteklerine tarihi Dubrovnik Kalesi'nin etekleri dalgalar tarafından dövülüyor. Çok sayıda ada var. Sahilinde
Atladı mı? Atladı. Evet, macera perest insanları da görüyoruz. O taşların üzerinden, kayaların üzerinden atladılar. 3-5 metrelik dalgada adeta ölüm kalım mücadelesi veriyor. Müthiş mücadele ve gençlerin macerasına da şahitlik yapıyoruz Dubrovnik'te. Müthiş. Yaklaşık 10 dakikadır öndeki genç mücadele ediyor. Diğeri de 5 dakikadır. Tekin, Guanzo, Hong Kong, Jurnalist. Gençler, yiğit, delikanlılar. Ve buradan da aşağıya atladılar. Tekin, Where are you from? English. From here. We are from here. Yes, we live here. Hırvat. 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 Evet. Kore'ye selam diyoruz ve Koreliler bambaşka insanlar. Kore, Seul ve... Kore'yi gezdim. Kore'nin başkenti Seul. Busan'a gittim. Türk şehitliğini ziyaret ettim. Kore'de çok sayıda Koreli yaşıyor. Kore'ye selam, Busan'a selam. Hırvatistan tarihinde Osmanlı'nın ayrı bir yeri ve önemi var. Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fetheder. Mostar fethedilmiştir. 1400'lü yılların sonuna doğru bulunduğumuz bu bölge Dalmaçya bölgesi, Hırvatistan'ın Dubrovnik limanları da fethedilir. Ancak burayı vergiye bağlar Fatih Sultan Mehmet. Sırp Savaşı'nda ciddi manada buralarda tahrip edilmiştir. Sırplar burayı 3 ay bombalamışlardır. Burası 1970'li yıllarda UNESCO tarafından koruma altına alınmasına rağmen gökten bomba yağdırılmış. 3 ay burası dış dünya ile irtibatı kesilmiş. İşte o bombalanan yerlerden birisi de hemen önümüzde. Sırplar tarafından bir şey yapılmış ve yapılmış. Bizlerini de burada görebiliyoruz. Hemen duvarda resmetmişler ve yazmışlar. Evet, savaşlar gerçekten olmamalı ve savaşların korkunç şekilde tahrip ettiği bir bölgeyi de böylece görmüş olduk. Ciddi manada savaşın izleri halen ibretlik için duruyor ve burada da o savaşın izleri. Ve bugün Bosna savaşlarında, Sırp savaşında, Hırvatistan, diğer bölgeler, Sırpların en son Kosova'da yaptığı mücadele ve katliamlar tarihe not olarak düşülmeli ve savaşlardan ders ve ibret alınmalı. Sadece Bosna'da 160 bin kişi öldürülmüş. Bunun 160-170 bini Boşnak Müslümanlar. Hırvatistan'da da çok sayıda savaş olmuş. Ancak Hırvatistan'ın önceden Bosna'nın yanında yer alıp daha sonra da Bosna'ya karşı işte Mostar Köprüsü'nü yıkanların da Hırvatlar olduğunu bildiğimizde bu bölgede, bu coğrafyada kan gözyaşı hep devam etmiş ve sürmüş. Evet,
gecesi de muhteşem Dubrovnik'in ve şu an Dubrovnik'in gece görüntülerini tespit edip tarihe not düşüyoruz. Dubrovnik'teyiz. İşimiz arasıyla gece görüntüsüyle Dubrovnik burası. Evet efendim. Evet. Gezdiriyorsunuz bizleri. Gezdik. Evet. Dubrovnik turumuz bitti. Şimdi yolculuğumuz nereye? Şimdi otele toplanıyoruz. Neomak ismiyse. Yarın sabah da Karadağ ve Arnavutluğu göreceğiz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Koşu Kavak Turizm YouTube sayfamıza abone olmak için tıklayınız. Sosyal medya ve video paylaşım hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Koşu Kavak Turizm, sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr